Herkese selamlar. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Palo Alto'dan hepinize yazdan kalma bir günden ya da çölde çay filminden. Bu esprileri anlamak için Teoman kuşağını yaşamış olmak lazım. Hepinize selamlar. Az gittim, buz gittim. Yeniden geldim Palo Alto'ya. Palo Alto'dan, San Francisco'dan yani İstanbul'a gelmek 13 saat sürüyor. Geçen geldiğimde bak hesaplayalım. 13 saat geldim İstanbul'a. Oradan 3 saat gittim Berlin'e. Ertesi gün döndüm İstanbul'a. Ertesi gün uçağa bindim, atladım gittim Antalya'ya. Helikoptere bindim, oradan gittim Doğu Akdeniz'e, gemiye, Fatih gemisine. Geri döndüm oradan aynı gün. Aynı gün Antalya'dan İstanbul'a. Ertesi gün bindim buraya geldim. Tempoya bak. İşte gazetecilik böyle bir şey yani. Hatta bir de sınıra gideyim mi diye dedim, gün kalmadı. Pilotlar, hostesler benim kadar uçuyor mu eminim. Emin olun, çok da emin değilim. Canı sağ olsun. Şimdi Computer Science Museum'dan geliyorum. Maviyi aldım, pazar günleri bir yerleri keşfedelim diyoruz. Computer işte, kompütürlerin tarihi. Kandırdım oğlanı, gel bak dedim, seni göstereceğiz bak. Nerede bu YouTube'lar nasıl icat oldu falan diye. Tabii ilgisi 5 dakika sürdü. Fena değil yani. Buraya geldiğinizde bilgisayar dünyasıyla ilgileniyorsanız gidin. Ben neyle ilgilendim? Otonom bir araba. Hayatımda hani otonom araba diyoruz, otonom araba diyoruz ama otonom araba dediğiniz şey bizdeki kahvenin bir türü yani. Dört tekerleklisi. Bakın göstereyim nasıl bir şey bak. Neyin burası? Müze. Müzedeyiz. Ne müzesi? Computer tarihi müzesi. Yani bilgisayar tarihi müzesi. Geleceği de var. Bu arkadaşın adı Waymo. Ve yeni model araba, otonom araba. Otonom araba neymiş göstereyim bak. Şöyle, böyle biliyorsunuz. Geçme abi sen de buradan otur. Biniyorsunuz arabaya. Şu öbür taraftan geç. Direksiyon koltuğuna oturuyorsunuz. Ve de direksiyon yok. Nerede direksiyon yok abi? Ne var sadece? Kapıları kilitliyorsun, ışığı yakıyorsun, müziği açıyorsun. Şurada da bir ekran var önünde. Bu kadar yani baktığın zaman. Hiç. Kapat kapıları, otur. Acil bir şey varken de yapmayın. Şimdi bu araba şimdi Türkiye'ye gelse boş boş millet böyle yolda mı bakacak? Oo, ben size söyleyeyim, ikinci gün okey masaları kurulur. Okey'e dönenler mi istersin, tavla atanlar mı istersin? Tamamen kendi otonom arabamızı, otonom Turkish arabamızı yaparız yani. Tabii ben bütün bunları anlatırken hem dünyada hem de Türkiye'de hem de Türkiye-Suriye sınırında acayip gelişmeler yaşanıyor. Bildiğiniz gibi bir 120 saatlik bir ne diyelim ceasefire yani ateşkes şeye ilan edildi. Tabii şimdi ateşkes deyince ortada bir savaş olması lazım. Aslında Türkiye diyor ki ne savaşı kardeşim, operasyon yapıyoruz diyor. Öbür tarafta da YPG, SDF, PKK artık adına ne derseniz deyin. O tarafta diyor ki hayır biz burada barış ateşkesi ilan ettik diyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki biz bunu diyor Amerika ile yaptık diyor. YPG ile yapacak halimiz yok diyor. Ama o sırada YPG konvoyları da işte 80 araçlık, 85 araçlık çekilmelere devam ediyorlar. Şimdi herkes merak ediyor. Acaba bu anlaşma bozulur mu, bozulmaz mı? Bence çok bozulmaz. Çünkü bu YPG için büyük bir fırsat, büyük bir PR fırsatı. Tabii biz şimdi hep olayları günlük yaşayan bir toplum olduğumuz için ne oldu da kardeşim bir anda New York Times'ından CNN'ine, ABC'sinden NBC'sine bir tek Trump hariç bütün Amerika Birleşik Devletleri YPG'nin yanında saf tuttu diye merak ediyoruz. Bunlar hepsi böyle, hepsi de Türkiye'yi sevmiyor değil ki sonuçta. Lindsey Graham dediğimiz vekil, buradaki kongre üyesi. Tam tersi yani, hem Türkiye'yi seviyor hem de Erdoğan daha çok seviyor belki Türkiye'den. O bile bir numaralı karşı şeyine dönüştü. Nasıl dönüştü peki? Bir günde olmadı, bir gecede olmadı. Ya da Türkiye bir anda Suriye'de sınır ötesi operasyon yaptı ve bir anda aman bizim canım YPG'lilerimiz demediler. Ne oldu? Suriye iç savaşından bu yana bölgede adım adım gelen gelişmeler yaşandı. Ben Kanal D Haber'deyken bu Kobani'de yaşananları, Kobani'ni hatırlıyorsunuz bir dönem IŞİD'lilerin elinden YPG'liler kurtarmış. Hatta sıkışmışlardı orada, hatırlamıyor musunuz? Türkiye'yi açtı. Kuzey Irak'tan peşmergeler geldi, içeri girdiler, kurtardılar. O sırada demiştim ki Kanal D Haber'e yorum yapıp çıkıp ileride bu günleri çok göreceksiniz demiştim. Yani bunlar unutulmayacak, bu hamleler, bu gelişmeler, bu şeyler yani. Şimdi bütün bu şimdi onun bir anlamda sonucu yaşanıyor gibi diyebiliriz. Yani bunlar şu anda gördüğünüz
bir anda YPG sevgisi, aşkı bir gecede, bir günde olmuş bir şey değil. Yani yıllar boyunca Türkiye tam olarak derdini anlatamazken, bu IŞİD'lilerle ilgili mesafeyi koyamazken bu fırsatı YPG'liler çok iyi değerlendirdiler. Hatta aşırı iyi değerlendirdiler. Bir yandan bir böyle bir yarı ordumsu bir şey kurdular. Bir yandan da devlet kurmaya işte şeyler, yani şu anda verilen demeçlere bakıyorsunuz. Atılan imzalara bakıyorsunuz haberlerin altında. Bayağı bir şey, sanki iki ayrı devlet görüşüyormuş gibi bir hava var yani. Amerika Birleşik Devletleri de Donald Trump dahi buna sanki böyle bir hani iki eşit devlet arasındaki bir şeyi, görüşmeyi götürüyormuş gibi. Ya o yüzden hani günlük değerlendirmezseniz göreceksiniz ki aslında çok ciddi bir yılların çeşitli hatalı politikalarının ya da yanlış adımların bugün Türkiye ve YPG'yi getirdiği yer işte burası. Bundan ne yapmak lazım? Bundan bir Amerikan düşmanlığı yaratmak en kolayı. Eğer aptalsan, aa bu Amerikalılar bizi sevmiyor dersin. Daha da aptalsan dersin ki ya bu Avrupalılar da bizi sevmiyor. Çok aptalsan eğer, yani geri zekalı düzeyindeysen zaten kimse bizi sevmiyor dersin. İşin içinden çıkarsın. Niye? Cehalet en büyük lüks abi. Hiç düşünmüyorsun, analitik düşünmüyorsun, bu gelen süreçleri değerlendirmiyorsun. Onlar bizi sevmiyor, biz de onları sevmiyoruz. Bitti gitti, sen sağ ben selamet, hadi. Okey, dönmeye devam et şimdi. Oysa öyle değil yani baktığın zaman. Bugün yani Türkiye dediğiniz ülke hala Batı dünyasının hem maddi hem manevi kopmayacak parçalarından bir tanesi. En azından bir tanesi olması gerekiyor. Ya Avrupa Birliği Türkiye'yi hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne almayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Ya alsa da Türkiye Avrupa Birliği'nin bir parçası, almasa da. Neyin bir parçası? Avrupa Birliği standartlarının, yaşam tarzının bir parçası yani. Ama onlar bizi sevmiyor. Sevmezse sevmesin abi, onun derdi yani. O gitsin kendi düşünsün, seviyor mu sevmiyor mu. Biz kendi şeyimize bakalım. Amerika ile şimdi acayip bir ticari anlaşmamız var. 20 milyar dolar diyelim. Ama onun dışında bir yaşam tarzı olarak, dünyaya bakış olarak, gelecek hayali olarak pek çok ortak yönümüz de var. Ya da NATO gibi yani şu andaki Kuzey İttifakı'nın askeriyle, ordusuyla beraber ortak hareket ettiği stratejik bir ortağımız yani. Ama bir onlar işte onlara yardım etti. İşte bak o zaman bütün bu süreç nasıl oluştu? Bence buna kafa yormak gerekiyor. Yormazsanız o beni seviyor, ben onu sevmiyorum. Yani. Aşk hikayesi. Sanki aşk hikayesi yazıyorsunuz yani. Devletler arası hukuk değil de. Tabii bütün bunlar olurken şimdi dünyada da sanki birisi bir düğmeye bastı ve dünyanın çeşitli ülkelerinde hep aynı perspektiften çeşitli olaylar çıkmaya başladı. Nerede? Şili. Şili'de olağanüstü hal ilan edildi. Ortalık birbirine girmiş durumda. Dönüyorsun, geliyorsun bu tarafa doğru. Yani sizin o tarafa doğru diyeyim ben. Ya da bizim oralara doğru diyeyim yani. Bakıyorsun Lübnan karıştı. Beyrut'ta bugün yani pazar günü bu kaydı yapıyorum 1 milyon kişi sokağa dökülmüş. Zaten yani Lübnan'ın nüfusu ne ki 1 milyon yani. 7'de 1'i, 10'da 1'i de yani. Biraz daha gidiyorsun. Barcelona birbirine girmiş. Günlerdir çatışmalar devam ediyor. Fransa'da sarı yelekler daha yeni durdular. Durdular mı durmadılar mı bilmiyoruz. Bakü karışmış. Kimse haber alamıyor. Biz sizden mailler geliyor. Ya abi Bakü'yü anlatsana. Anlatayım da neyi anlatayım abi baktığınız zaman. Hong Kong'da zaten ortalık birbirine girmiş durumda. Ve bu ülkelerde aslında iki benzer motivasyon var. Bütün bu ülkeler şimdi birbirinden apayrı. Dünyanın biri bir yerde, biri başka bir rejim, biri bambaşka bir rejim. İki motivasyon görüyorum ben. Bir, politikacıların özellikle etnik ve insan hakları gibi konulardaki beceriksizlikleri. İki, hükümetlerin ya da yine politikacıların corruption, nepotizm gibi yani yolsuzluk, hırsızlık ya da işte adam kayırmaca gibi ülkelerini berbat bir şekilde yönetmeleri. Şimdi düne kadar böyle yönetilen ülkeler yok muydu? Vardı. 35 yıl, 42 yıl mesela diyorlar ya böyle ülkeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Diyorum ki ben size şu örneği vereyim. Saddam 35 yıl, Kaddafi 42 yıl iktidarda kaldı. Çavuşescu kaç yıl kaldı bakmadım. O da vardır yani 30-40 yıl. Ama fark neydi? O zamanlar böylesine gelişmiş bir teknoloji yoktu, iletişim imkanları yoktu. Belki de onun rahatlığıyla bu kadar uzun kaldılar. Şimdi adam belki de Beyrut'ta, Lübnan siyasetinde farklı kolları, dinleri, dilleri, etnisiteyi birleştiren tek şey WhatsApp'a yapılan zamlar olmuş. Böyle bir dünyada yaşıyoruz artık yani. Düşünün yani. Şu anda bütün muhalefet, herkes Beyrut'ta birleşmiş WhatsApp'a niye işte kullanım için teknoloji zamları getirmiş. Niye zam getiriyorlar? Çünkü büyük şey var,
corruption var işte. Büyük yolsuzluklar var. Onlar duyulmasın. WhatsApp en büyük ana akıma dönüştü. Onlar çıkmasın diye. Aynı şey Kahire'de. Orada da mesela Kahire'deki, Mısır'daki ayaklanmayı İspanya'daki bir tane adam başlatıyor. Aklıma tabii benim hemen arkadaşımız Hakan Albayrak'ın şiiri geliyor. Her şey bir rüzgara bakıyor ağabey demişti. Bakma Esra çekip mayışlıklarına. Bir gün var ya bir gün bu mağripli çocuklar bir gün yakacaklar Paris'i demişti. Belki bugün Paris değil ama Barcelona'sından işte Bakü'süne, Bakü'sünden Şili'sine, Şili'sinden Kahire'sine, Beyrut'una kadar sanki bir yerden basılmış düğmeye ve böyle bir hengamedir gidiyor. Bakıyorsunuz burada mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde en son Alexandria Ocasio-Cortez dedi ki ben Bernie Sanders'i destekliyorum dedi. Çünkü dedi yeni bir sosyalizm mümkün. O sosyalizme de giden yol işte buradan geçiyor dedi. Yani yeni bir dünya kuruluyor yani. Eskisi gibi bir ülkeyi, bir halkı belli bir süre basınç altında tuttuğunuz zaman o ülkeyi yönetebileceğiniz anlamına gelmiyor. Ha bundan politikacılar ders çıkartırsa, daha dönüştürürlerse kendileri, dünyanın bu gerçekleriyle barışırlarsa elbette koltuklarını daha uzun süre korurlar. Ama yapmazlarsa, yapamazlarsa onların da işi zora benziyor. Bir tane kitap çıkartayım. Yolda gelirken kitap okudum. Niye okudum? Yani zaten kitap okuyorum da bu kitabı okumamın iki nedeni vardı. Bir, biliyorsunuz biz işbirliği yapıyoruz kanalımızda. Bazen bir uygulamayı anlatıyorum size. Bazen bir internet sitesinden bahsediyorum. Bazen bir alışveriş sitesi olabiliyor. Bu da bizim Yediveren kitap evinden çıkan Bilal Cevelek yazmış. Kelebeğin Günlüğü adında güzel bir roman yazmış. Aldım ben de yol boyunca okudum. Kitap aslında aşk mı yoksa alışkanlık mı diye bir soruya cevap arıyor. İlginç de bir konu var. Ya spoiler vermeyeyim ama arkasında da yazıyor onu görüyorsunuz. İşte Devrim'le Çağla var. İkisi böyle ani bir evlilik kararı alıyorlar. Fakat son anda Çağla bir kaza geçiriyor. Hastaneye yatıyor. Komaya giriyor. Ama komada ama işte diyorlar ki fişini çekelim farklı nedenlerden. İşte geri gelmez diyor doktor. Bilmem ne diyor. Fakat o sırada Çağla da her şeyi duyuyor. Böyle de bir tartışma vardır ya. Duyar mı duymaz mı falan diye. Bir yandan da kendisini sevenleri sevmeyenleri bir anlamda o komadayken anlıyor. Konuş Onunla filmi vardı hatırlar mısınız? O kafa yani. Güzel yazmış yazar. Zaten Bilal Cevelek de 1963'te Elazığ'da doğmuş. Ben yakından tanımıyordum açıkçası. Biraz inceledim baktım. Kendisi Stuttgart'ta 5 yıl öğretmenlik yapmış. Alman dili ve edebiyatını bitirmiş Çukurova Üniversitesi'nde. Ondan sonra da Avrupa eğitim sistemleri üzerine yüksek lisans yapmış. Türkiye'ye dönmüş. Yayınlanmış ve satışları İşte bayağı 100 binleri bulduğu söyleniyor. 20'den fazla kitabı olduğu söyleniyor. Ben de bu vesileyle yazarla tanışmış oldum. Bu arada Yediveren yayın evi de ilginç bir yayın evi aslında. 700'den fazla kitap çıkartmışlar bugüne kadar. Kitap çeşidi varmış. Bünyesinde barındırdığı 300 yazar ve şu zamana kadar da basılmış 5 milyondan fazla kitap varmış Yediveren yayınlarında. Ve onlar da okullarıyla buluşmaya, kültür ve düşünce dünyasına katkılar sunmaya devam ediyorlarmış. Özellikle dağıtım ağlarıyla sadece Türkiye'de değil, farklı yani dünyanın her yerine dağıtım yapabilen bir şey olduğunu söylüyorlar. Bir kelebeğin canını yaktığında ertesi gün özür dileyemezsin demiş Bilal Cevelek. İkinci baskısıydı bu benim elimdeki. İlginç bir kitap. Bu da bir kitapla ilgili yaptığımız ilk işbirliği. Daha önce vardı Şeyma'nın kitabı ama o kitapla ilgili işbirliği yapmamıştık. Yapabiliriz aslında. Neden olmasın? Yakın bir zamanda karşılaşırsanız şey yapmayın. O da YouTube kanalı açmış. Bizim video mic'ten Dilek ve Milena götürüyor. Umarız tutar. Gördüğüm kadarıyla kafe pek tutmuşa benzemiyor zira. Geçen gün İstanbul'a gittiğimde şimdi tam onun kafesi var. Onun yanında da bir kafe daha açmışlar Bebek'te. Normalde pek gitmiyoruz dedik. Ya gel dedi oraya gidiyoruz dedi. Arkadaşım gittik oturduk. Böyle araya bir tane sınır hattı çizmiş gibi. Suriye şey sınırı gibi. Bu taraf full. Şeyma'nın kafe bomboş. Dedim burası hep böyle mi ya? Niye bakıyorsun abi orada getiriyor bir şey diyorsun. Hop havada birisi getiriyor önüne. Menemen al sana iğneyi menemen. Bilmem domates bir dakika yanına salata da koyuyorum söğüş. Peynir dur iki çeşit peynir getiriyorum. Öbür tarafta avokadolu şeyi bekle dur yani. Umarım batmazsın Şeyma. Batarsan bak. Batarsan da şaşırmam ama yani şeyde.
Ha bir yandan da size bunları anlatıyorum. Meksika da karıştı. Meksika zaten karışık da iyicene karıştı. Niye? El Chapo var ya, hani daha önce sizlere anlatmıştım. Sinael neydi ya o kartelin adı? Neyse bunun iki tane oğlu Meksika'da yakalanıyor. Ve bir anda yakalandıktan sonra da şehir büyük bir çatışma haline dönüyor. Bütün kartel polislerle çatışıyor ve devlet başkanı çıkıyor falan ve iki tane bunlar genç oğlanlar. İkisi de serbest kalıyor. Yani nasıl serbest kalıyor bilmiyoruz ama birini bırakıyorlar, öbürünü de öbürü bırakıyor falan. Böyle bir ilginç bir şey yaşanmış. Yani dedim ya sanki dünyanın farklı yerlerinde böyle bir düğmeye basılmış ve her yerde şey oluyor. Bu arada İstanbul'da ne oluyor? Ekrem İmamoğlu ikinci büyük sınavına girdi. İlk büyük sınavı neydi? Seçimlerdi. Ne oldu sınavdan? Artı 800 bin puanla çıktı. Hani 125 falan diyorlardı ilk başta. Sınavı tekrarladılar. Artı 800 bin şeyle çıktı. Şimdi ne oldu? En son bu biliyorsunuz şehrin simgelerinden iki yer var. Ve bu iki yer ihaleye çıktı. Doğal olarak da dedi ki neresi çıktı ya? Şudur tam bir yerini söyleyeyim size. Ve dedi ki ya kardeşim Haydarpaşa ve Sirkeci karı ihaleye çıktı. Şimdi İstanbul Belediyesi ne yapar? Tabii ki Haydarpaşa ve Sirkeci gibi Türkiye'nin ve İstanbul'un simgesi olan yerleri alıp işletmesini yapar. Yani zaten niye ihale çıkar onu da bilmiyorum yani. Normalde kamu mekanları değil mi burası? Yok illa özelleştireceğiz. İşte orada da özelleştirince de özelleştirmeyi eline yüzüne bulaştırmış gördüğümüz kadarıyla Devlet Demiryolları. Farklı nedenleri olabilir. Siz şimdi iyi niyetli dersiniz ki ya yanlışlık yapmışlar. Kötü niyetli dersiniz ki ya bir dakika o işte eskiden Okçuluk Vakfı'nın bilmem nesiymiş, şuymuş, buymuş, şöyle. Fakat Ekrem İmamoğlu dedi ki ya böyle iş olmaz. Ve biz buna karşı çıkacağız. Bütün avukatları çağırıyoruz. Herkese suç duyurusunda bulunacağız ve şey yapacağız. Güzel bir cümle vardır. Bir filmin kimdi bir yönetmen çekmişti. Kaplanın kuyruğunu tutma diyor. Bir Afrika atasözü. Tutarsan da bırakma diyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu kaplanın kuyruğunu tuttu. Bakalım ne yapacak? Nereye kadar götürecek? Bence bu ikinci büyük sınavıdır. Yani İstanbul Belediye Başkanı olarak vereceği ikinci büyük sınavdır. Bu sınavın sonuçları ne olur, nasıl çıkacak belli değil. Ama eğer Ekrem İmamoğlu bir gün İstanbul'dan çıkacaksa da işte böyle sınavlarla çıkacak. Başka da şeyi yolu yok gibi gözüküyor. Şimdi biraz önce dedim ya bütün dünyada çeşitli şehirlerde böyle büyük bir yangın var ve bu yangının temel nedenlerinin en böyle aşağısına gidiyorsunuz. Ekonomik nedenler geliyor. Yani insanlar mutsuz bazı ülkelerde, bazı şehirlerde ve bu mutsuzluk çeşitli nedenlerle dışarı vuruyor. Şimdi burada da demokratların en büyük kampanyası ya eşitlik yok, işte sağlık eşitliği yok, şu yok, bu yok deniyor. Şimdi uçakta gelirken açtım Netflix'i, bir film seyrettim. Filmin adı Laundromat. Neyi anlatıyor? Panama Papers'ı anlatıyor. Panama Papers neydi? Gazetecilerin ortaya çıkarttığı offshore denilen, yani vergi kaçırılan hesaplardaki dünyanın büyük şirketlerinin ya da büyük üçkağıtçılarının kullandığı yöntemi deşifre eden bir büyük bir gazetecilik başarısıydı. İşte Soderbergh bunu bir filme çevirdi. Çok da iyi isimler oynuyor. Yani bayağı ünlü isimler oynuyor. Fakat film tuhaf bir film yani. Filmden çok böyle bir Panama Papers nedir? Ya da daha şöyle söyleyeyim. Soderbergh kardeşimiz demiş ki sevdiğimiz yönetmen ya dünyada birileri bir numaralar çeviriyor. Ben size bu numaraların nasıl çevrildiğini bir film olarak anlatayım. Haber olarak gördüğünüz ama tam anlamayanlar varsa da herkesin aramızdaki en aptal kim? Benim diyelim. Benim anlayacağım şekilde anlatmış. Benim de anlayacağım şekilde anlatmış. Ben zaten anlamıştım. Pekiştirdim yani şeyde. Şimdi olay şu aslında. Bir vergi vermemek var. Mesela bir vergi oluyor. Siz diyorsunuz ki ben vergiyi vermiyorum. O zaman ne oluyor? Seni suçlu ilan ediyorlar. Hele burada Amerika'da tutukluyorlar. Türkiye'de alıyorlar, cezaevine atıyorlar. Geçen gün birisi mesaj yazmış. Abi diyor 18 bin lira borcum vardı, ödeyemedim, sıkıştım, bilmem ne oldu. Altakya, Verkula, şu anda cezaevindeyim. Sana bu mektubu oradan yazıyorum. 18 bin lira için işte bir yıl yatacağım. O da böyle şey yani, zavallı, ziraatçı, şeyci, çiftçi. Gitmiş, ürünü vermiş, verememiş, satmış, almamış, bilmem ne. Tuhaf bir hikaye. Yani dünyada böyle 10 bin lira, 20 bin lira için aylarca cezaevinde yatanlar da var. Bir de vergiyi kılıfına uyduranlar var. İşte bunlara offshore'cular diyoruz. Böyle
Burada mesela Delaware var, Nevada var, bazı şey eyaletler var. 52 eyalet ya. 51 artı 1 mi? Siz söyleyin. Geçen gün böyle birisi mail atmış. Şimdi bunların bazıları diyor ki ya gelin burada ticaret yapın. Biz sizden vergiyi çok az alalım ya da hiç almayalım. Bir de bunu kılıfını uyduruyorlar böyle işte. Bir şirket kuruyorsun. O şirketi o sana devrediyor. O sana devrediyor. Zaten bir süre sonra şirketin kime ait olduğunu da bilmiyorsun. Zira bir kağıt var elinde. Şirketin ait olduğu bilin diye. O kağıdın sahibi. Kim o kağıdı tutuyorsa o sahibi yani. Ve böyle hani normal şartlarda bütün ticari sistemde falan böyle kahkahalar atıp gülerek izleyeceğiniz bir şey normali olmuş. Hayatın bir parçasına dönüşmüş. Mesela bir dönem Türkiye'de bu kırmızı bayrak yani bizim Türk bayrağı şeyine geçmeden önce herkes teknesini Delaware'de kurulan şirketler üzerine yapıyordu. Niye? Vergi vermiyordu kimse. Şimdi neyse ki yani Denizcilik Bakanlığı doğru bir şey yaptı ve şeyleri destekledi. Türk bayrağına geçmeyi. Büyük bir sayıda tekne Türk bayrağına geçti. Şimdi bu anlattığımı biraz önceki şehirlerdeki isyanla ne ilgisi var? Abi adamlar vergi vermiyor şimdi. Zenginler hala daha çok zengin oluyor yani. Ve de hani sen orada 3 kuruş kazanıyorsun. Affedersin seve seve parasını veriyorsun. Vergisini geliyor devlet alıyor. Ama orada adam ne kadar büyükse bu numaraları daha iyi yapıyor yani. Şu anda Amerika'nın en büyük 20 şirketi geçen yıl yine vergi vermiyormuş. Spoiler veriyorum size yani. Hani vermiyorlar yani. Ya vergi vermeyenler şöyle mesela. Apple. İşte Google. Google niye İrlanda'da merkez açıyor? Çünkü orada offshore şeylerden yararlanıyor. Suç mu? Değil. Kılıfına uyduruyor yani. Kılıfına uydurduğun zaman öyle bir rezalet ekonomik sistemin içindeyiz ki. Yani kılıfına uydurduğun zaman bir şekilde idare edebiliyorsun. Sen bir yandan kılıfına uydurma, bir yandan vergi al, sonra aldığın vergileri Lübnan örneğindeki gibi kötü bir şekilde kullan. Söylentiler Mısır örneğinde olduğu gibi alsın başına gitsin. Bir yandan da siyasi olarak çeşitli etnik problemleri masada çözeme diyelim şey gibi Katalanlar ve İspanyollar gibi Şili'de gibi bir yandan işte nepotizm bir yandan şey alsın başını gitsin yetmezmiş gibi oradaki ulaşım ücretlerini zam yap ve oradaki o gelen bütün paralar sistemin dışına çıkartsın. Bir tane posta kutusunun adres gösterdiği bir adada bir şey, kurulan paravan bir şirkette duruyor olsun. Sonra bu insanlar niye bir anda düğmeye basmış gibi isyan ediyor. Abi dünyanın ayarlarıyla oynarsan bu kadar, bir de iletişim bu kadar hızlı olursa, eskiden 35 yıl, 42 yıl, bilmem 70 yıl, 80 yıl böyle bastırdığın, tuttuğun ama en sonunda da tutamadığın adamlar şimdi böyle bir gecede, iki gecede, beş gecede patlıyor yani. Bu benim şahsi görüşüm. Bilmem siz ne dersiniz. El Camino, Breaking Bad'in bir filmi, devam filmi çıktı. Seyrettim, güzel film. Eğer Breaking Bad seyrettiyseniz seyredin. Seyretmediyseniz de önce Breaking Bad'i seyredin, ondan sonra şeyi seyredin. Zaten 5 sezondu. Gayet de bence yaratıcı dizilerden bir tanesi. İlginç bir tartışma var. Bugün Gönenç Gürkaynak, avukat, başarılı arkadaşımız. Gurur duyduğumuz arkadaşımız ve TEDx konuşmasından, İstanbul'daki TEDx konuşmasından ayağının tozuyla New York'a dönen Profesör Doktor Selçuk Şirin Twitter'da baktım bu Martin Scorsese'le Coppola'nın Marvel filmleriyle ilgili yorumlarını tartışıyorlar. Ne demiş Coppola ile Martin Scorsese? Demiş gözünde bunlar film bilim değil. Aynı formülü, aynı bıktırıcı şekilde sürekli tekrar ediyorlar. Bunlar esnaf ya demiş. Esnaf işi yapıyorlar. Sanat yapmıyorlar demiş. Esnafı küçümsemek için söylemiyorum. Yani. O anlamda yani. Şimdi bu tartışılıyor. Acaba bunlar film mi değil mi? Vallahi ben de seyredemiyorum. Yani. Bana pek bir film gibi gelmiyor ama geçen gün sizle anlatmıştım buradan, paylaşmıştım. Marvel'in de büyük bir başarısı var şimdi, onu da inkar edemeyiz. Onları da bir formüle oturtuyorlar, işte farklılaştırmaya çalışıyorlar. Daha farklı bir yöntem çiziyorlar ama bana yani sinema olarak... Ya mesela en son neyi seyrettik? Sevdik, Joker'i sevdik ama o da artık Marvel'in içinden çıkan bir kahraman olsa da bambaşka bir şey olmuş yani. Bir Zeki Demirkubuz filmi gibi olmuş yani. Baktınız yani. Orijinal anlamında söylüyorum. Güzel anlamında söylüyorum yani. İlginç bir tartışma. Çok su kaldırır bu tartışma yani. Daha önümüzdekilerde çok görürüz yani şeyde. Geçen gün Hakan Atilla ile buluştum Türkiye'ye gittiğimizde. Biraz konuştuk. Dedim ya okudum mu dedim şu Halkbank şeyini. Evet okudum dedi. İşte biraz anlattı. Bence dedi 5-6 ay açılır dedi. Birebir dedi benimkiyle aynı dedi yani baktığın zaman. Sohbet ettik üzerine şeye falan.
Ya dedim, ben dedim ilginç bir yerden bir mesajlar alıyorum dedim. Biraz kıllanıyorum dedim. Niye dedi? Bilmiyorum dedim. Sanki böyle bir Amerika'da bir sosyal medya hesabından bana yazıyorlar dedim. İşte Rıza Sarraf'la ilgili birisi kitap yazıyor. Çevirmen hanımefendilerden bir tanesi. Cüneyt Bey, siz bu kitaba katkıda bulunmayacak mısınız? Allah Allah. Bakıyorum aynı hesaptan Richie adı da. Richie. Aynı hesaptan aynı hanımefendiye de mesajlar böyle. Gayet şey mesajlar, o listedekiler eksik, o listede şu da olması lazım, bu da olması lazım falan, böyle karşılıklı polemikler. Aşağıya iniyorum, Ebru Gündeş'i beğenen çeşitli şeyler. Hakan Atilla'ya dedim ki, ya seninki dedim acaba bir sosyal medya hesabı açmış olabilir mi? Artık bu noktaya gelmiş olabilir mi ya dedim. Artık değildir acaba dedim, değil mi? Yani şu anda normal şartlarda adamın tutuklu olması gerekiyor. Güldü o da yani. Dedim ya bu aslında şu anda mesela Halkbank davası diye bir şey açıldı ya. Bence Türkiye'de bunun bir uzmanı var. En iyi bilen. Her şeyiyle, kelimesiyle. Hakan Atilla tabii ki. Aradılar mı seni dedim. Yok aramadı kimse de. Şimdilik bir şey yok dedi ya. Ya öyle bir ülkeyiz ki her şey yumurta kapıya dayanmadan kimse bir tedbirini almıyor. Kimse bir şeyini şey yapmıyor. Sonra ağlayıp duruyoruz. Bunlar bizi anlamıyor. Bunlar bizi sevmiyor. Bilmiyorum. Al tedbirini işte yani. Bir iş var. Böyle winter is coming o cepheden baktığın zaman yani. Bir şeyler çeviriyorlar. Bir numaralar dönüyor orada şimdi. Ya aynı numaraları daha önce aynı yaşayan adam yanında duruyor yani. Neyi bekliyorsunuz? Arasanıza. Neyse ya. Neyse bu hesap hafif kıllandım yani. Soracağım avukatına bu hesap kimin hesabı diye. Kimin olabilir ki sizce? Ekonomi çöküyor da çöküyor. Böyle bir şey var. Bazı ekonomist sevdiğimiz, saydığımız insanlarda. Ekonomi çok kötü gidiyor. Ekonomi çöküyor. Ekonomi çok kötü. Ben ekonominin çok iyi gitmediğinin farkındayım. Çok iyi gittiğini söyleyenlere de çok inanmıyorum. Yani. Kim diyorsa da bence bir şu işsizlik rakamlarını gösterirler. Derler ki ya bir utan kardeşim yani. İyi gidiyor deme bari yani. Ne bileyim, kötüyü toparlıyoruz de. Çok kötü bilmem neden döndük bilmem ne de. Ama ekonomimiz çok iyi gidiyor. Kimse diyemez herhalde şu an. Fakat başka bir durum var. Geçen gün bir iş adamı arkadaşımla oturdum. Diyorum ki ya ben gazeteciyim. Çok bu yani bir gazeteci olarak hani her şeyden anlıyoruz biraz. Ya da her şeyi anlayan insanlarla konuşuyoruz. Sen de onlardan bir tanesin. Ya dedim sınır ötesi operasyon başladı. Dünya Türkiye'nin aleyhinde ayağa kalktı. Amerika başkanı dahil. Herkes sizi şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şunları yapacağız, bunları yapacağız diyor. Normal şartlarda bu ülkede doların 6'yı 7'yi falan bulması lazım dışarıdan ben yani ekonomiyi böyle bir amatör bir gözle bakan bir gazeteci olarak. Hiçbir şey olmuyor dedim. Dolar yine yani 10 kuruş gidiyor, 10 kuruş aşağı geliyor. Yani bunda bir tuhaflık yok mu dedim. Güldü, kahkaha attı. Haklısın dedi yani. Normal bir ülkede bu şartlarda çok olağanüstü bir durum var ve bir sürü şey olması lazım. Niye olmuyor dedim. Dedi olmuyor dedi. İnsanlar dedi artık burada dedi yani. Herkes bir şeyde Meksika çıkmazı derler buna. Herkes duruyor. Borsadaki borsada duruyor. Dolardaki dolarda duruyor. Yatırım yapan artık yatırım ne kadar yaptıysa yaptı daha fazlasını düşünmüyor. Herkes böyle bir şeyde duruyor diyor. Pozisyonu hiç kimse bozmuyor diyor. Yani Türkiye yıkılsa kimse de bozacak gibi değil diyor yani şeyde. Geçen gün Mehmet Yılmaz güzel bir yazı yazdı T24'te. Diyor ki ya bazıları diyor Türkiye'nin batacağını düşünüyor ve muhalifler de bundan böyle hevesleniyor. Oh, Türkiye batacak, iktidar değişecek falan gibi hani bu kafada olanlar var. Merak etmeyin diyor Türkiye'yi hiç kimse batırmaz diyor. Niye? Türkiye şu anda dünyanın en büyük 20 ekonomisinden bir tanesi. Ve de bayağı da bir borcu var diğer 19 tanesine. Diyelim sen şimdi 20 kişilik bir ekibin var. Bir tane adam geliyor senden, arkadaşlarından bir tanesi bayağı borç alıyor. Ve yarın bir günde aranız bozuluyor, anlaşmıyorsunuz. Kızıyorsun hatta. Ya yanlış yapıyor diyorsun. Ya böyle adam mı olur diyorsun. Bir sürü saydırıyorsun. Peki hangisini yaparsın? Bunu batırmak mı istersin? Ya dur biraz şunun önünü açalım. Yardım edelim, destek olalım da para kazansın, bana paramı versin mi dersin? Hangisini dersin? Hangisini dersen o kadarsın. Ali Saydam aradı. Ben Ali Saydam'ı severim. Yeni Şafak'ta sık sık da 5'te 1 kaya konuk ettiğimiz bir şey. Profesördür. PR'cıdır. Türkiye'de halkla ilişkiler deyince şey olur. Bugüne kadar da inanın benden hiçbir şeyi istediğini ne duydum ne gördüm ya. Biz isteriz. Ali Bey gelin programımıza gelin. Yani geliriz. Cüneyt her zaman ne zaman arasak 5'te 1 kaya gelir. İlk kez dedi ki ya senden bir şey rica edeceğim. Bir Parakende günleriyle günleri diye bir şey var. Bir etkinlik var İstanbul'da. Evet. Oraya çok ilginç bir şef geliyor. Jay Fai diye Taylandlı bir şef.
Ben de hayatımda duymadım bu. Michelin Star vardır ya, hani Michelin lastiklerinin böyle yemek dünyası için verdiği ödüller. İşte oradan da iki yıldızı varmış gibi, normal bir şey değil. Fakat tipini gördüm, dedim hani 10 numara şey, gözlükleri takmış böyle dalış gözlükleri gibi. Bir tane de bere, bokunu önünde sallıyor, karıştırıyor. Dedim şahaneymiş ya, vallahi bilsem gelirdim dedim. Ve de sommelier şef Ton'la, iki Michelin yıldızlı Ton'la bir bu perakende günlerinde Jay Fay bir söyleşi gerçekleştirecekmiş. Onu da sevdim yani, beğendim. Evet, Palo Alto'ya geldim. Geldim gelmesine ama yolcudur Abbas. Yakın bir zamanda yine Türkiye'ye doğru yola koyulacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere gelişmelerle ilgili şöyle hızlı bir Türkiye ve dünya turu yaptırdım. Biraz da bildiklerinizi tekrar etmemeye çalışıyorum. Yani biraz farklı şeyler anlatmaya çalışıyorum size. Özellikle Fatih gemisiyle ilgili yaptığımız haberlere çok olumlu dönüşler geldi. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Türkiye'de yani en azından gazeteciliği birileri hala yapmaya çalışıyor. Gazeteci olarak kalmaya çalışıyor ve bunun da bir karşılığı olduğunu görüyorum ben. Bu da beni açıkçası sevindiriyor. Başladı bizimki. Kalın sağlıcakla. Yeni bir yayında buluşuncaya kadar.